Oscar sert bir ayaz gibidir derdi anam. İnsan ayazı yerken hissetmez ama acısı hep sonradan çıkar. Ben o ayazı daha çocukken hissettim ta iliklerime kadar. Öz babamın evinde sığıntı gibi büyüyerek. Babam oğullarını sevdi hep. Biz vakti gelince Eloğlu'na verilecek iki kıymetsiz emanettik onun gözünde. Çünkü kız çocuğuyduk. Sarmaşık gibisiniz derdi babam. Sarmaşık gibi emdiniz ömrümü. Gidin biraz da Eloğlu'nun ömrünü emin bitirin. Halbuki sarmaşıklar kendinde olmayanı emermiş. Çok sonra anladım. Ne eksikse sarmaşığın içinde onu emermiş. Bende eksik olanı onda tamamlamaya çalıştım. Her anne baba gibi benim yapamadığımı o yapsın istedim. Rıfat'ım yapsın dedim. Ama olmadı. Başkalarının çocukları vardı. Şiir okurken onlar, müsamereye çıkarken onlar, takdir alırken, teşekkür alırken onlar, hep onlar, onlar. Bende ise o hayal kırıklığı, o değersizlik hiç gitmedi. Hacer, kellerin yelini, yemekçi Hacer. Yemek yapmayı 7 yaşında öğrendim. Babamın evinde 5 boğazı doyurmaya çalışırken buldum kendimi. O gün, bugün en iyi yaptığım şey budur benim. Yemek yapmak. Anladım. İnsan kendi eksikliklerini başkalarının üzerinden tamamlamaya çalışan bir sarmaşık gibiymiş. Ben de yıllarca öz çocuğumun özünü, üsaresini emip durmuşum farkında olmadan. Bende büyüyen beni onda tamamlayamadığım için onu da eksik bırakmışım, farkında olmadan.
Meryem, sen odayı pek beğenmedin galiba. Yok Rıfat, neden beğenmeyeyim? Yani işte güzel sonuçta, bir şeyler yapmaya çalışmışsın. Ben sadece... Biraz küçük değil mi oda? Yani evimde bile en azından ders çalışacağım bir yerim, kitap okuyacağım bir yerim vardı. Şimdi böyle... Neyse yani. Ben gideyim mi artık, geç olmadan? Olur. Ben sana dedim oğlum, bu işler bu kadar kolay değil. Kızaklı ufacık oda yapmışım. Ne olur böyle kendine has bir odası olsa. He? Ben nasıl düşünemedim bunu ya? Aptal Rıfat, aptal. Al var. Tabii ya. Burası olacak. Meryem'in kendine ait dünyası burası olacak. Amca bunlar hep yanmış ya. Vallahi amcaoğullarım, bu garibim de aynı Sefer abim gibi ya, hiç yüzü gülmedi. Bir kere patladı. Ya şimdi de yangının ortasında kaldı. Ya adeta bu dünyaya dert çekmeye gelmiş dercesine. Toparlarız ama değil mi? Yeniden adam edersiniz ya. Ederler. Ederler elbette. İnsanoğlu... Dağı, toprağı görünmeyen bir denizin ortasında seyreden gemi gibidir. Rotası, pusulası belli olmazsa sonsuzluğun içinde yok olur gider. İnsana bir gaye gerek. Gayesi olmayan insan pusulasını kaybetmiş gemi gibi kaybolup gider. Başa dönmediniz. Yoldasınız. Size yeni bir motivasyon. Alın buradan, kaldırın burayı. Arabanızı yapın. Yıkılmadığınızı gösterin herkese. Sağ ol dedem. Eyvallah dedem. Siz de sağ olun. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Kolay gelsin. Amcaoğlu, bakın ne buldum. Yok artık ya, bu bizim ilk icadımız değil mi lan? Dingil. Sizin ilk icadınız dingil ya mı? La oğlum, o zaman çocuktuk. Amcaoğlu, ta oradan buralara kadar gelmişiz ya. Vallahi şu kat ettiğimiz yola bak la. Biz var ya, buraya kadar geldiysek bundan sonrasında gideriz Allah'ın izniyle amcaoğlu. Gideriz oğlum tabii. Tabii gideriz. Bundan sonra anca beraber, kanca beraber. Canınızı yerim sizin canınızı. Pek de varım la. Hele şu miras işlerini bir halledeyim. Sonra siz görün Selami'yi. Paramın her kuruşu feda olsun size. Ben de varım. Elimden sakarlıktan başka bir şey gelmez ama... gücümün son damlasına kadar ben de varım. Ya oğlum, sonuçta dedemin dediği gibi başta değiliz ya. Bak biz bu işe başlarken böyle üçümüz başladık değil mi? Bak şimdi 5 kişi olduk. İleride belki 10 kişi olacağız, belki 20 kişi olacağız, belki 100 kişi olacağız. Ama bak amcaoğlu, bugün o gün. Bugün yükselişe geçtiğimiz tarihin ilk günü. Anda bak göreceksiniz. Ama tabii önce yapmamız gereken bir şey var amcaoğlu. Yanlarına bırakmayacağız herhalde ya. Herhalde oğlum. Abim gelinle. Benim ailem sizsiniz. Söz verdiniz bir kere. Cezaları neyse çeksinler.
ama adalet önünde çeksinler. Eyvallah. Gidik de işimize gücümüze bak arkadaşlar. Hey, özledim Alkalı'yı da. Haydi. Ne o da? Bizi dövmeye mi geldiniz? Daha kalabalık yok muydu? Köyden birilerini de alsaydınız. La gevşek. Ben seni dövmek istesem bu kadar adamla gelmem. Tek başıma gelir ağzını burnunu kırarım senin. Ne o la öyle? Neye bakıyorsunuz? Çekilin de kahveye gidelim ya. İşimiz gücümüz yok kardeşim. Hayırdır ya? Eşkıya mısınız siz? Çok şükür kimsenin hanesini ateşe verecek kadar eşkıya değilik. Azıcık bekleyin bakalım. Jandarma gelmek üzeredir. Jandarma mı? Ne jandarması ya? Jandarmayla ne işimiz var ya bizim? Yok kardeşim, biz kimsenin ağırlığını falan yakmadık. Bu ne pervasız tavırlar ya? Beni bırakın ya! Sen de bırak! Vallahi bırak ya! Ya beni bırakın ya! İşte yapmadık! Vallahi işte yapmadık! İşte yapmadık diyor! Bana ya, Hamdi abim istedi! Ben yapmayın dedim, etmeyin dedim! Benim bir suçum yok! Merak etme, artık yanınızdayız. Olasın gülüm. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Ya çocuklar, siz ne yaptınız böyle? Onlar bir şey yapmadı ki. Hepsini ben yaptım. Bakın, beyin dostu omega 3. Balıkçı Şeref abiden aldım. Biraz buzhane ama idare edin. Sanki kendi yaptı. Cevizli, havuçlu, tarçınlı salata. Tam bir beyin dostu. Tamamen bana ait. Asıl benim sihirli formülüm burada. Bitter çikolata. Harçlıklarımı aldım. Şefer amca bunu bilsin, herkes hatırlayacak. Gören de çikolatayı sen icat ettin sanır. Sağ olun çocuk, sağ olun. Ya bizim için mi hazırladınız şimdi bunlar? Ya bu masayı şimdi siz tek başınıza mı hazırladınız, ha? Yani ufak bir yardım almadık değil. Ama ufacık. Hoş geldiniz kızım. Hadi gel, buyurun, buyurun. Hoş gördük hanım. Sen miydin mutfaktaki? He. Çocuklar tutturdu Sefer abime yarayan yemekler yapalım diye. Ben de kıramadım tabii.
Olaga 3 mü, Olaga 5 mi bir şey dedi de ne dedi işte böyle bir şeyler yaptık. Yok 75. Omega 3 anneanne. Bir türlü öğretemedik sana da. Bizim kafalar bu kadar alıyor Erkan Bey. Sizinki gibi 0 kilometre değer. Kusura kalma. Hadi bakalım sen çok konuşma da hadi geçelim sofraya hadi. Hadi. Sağ olun baba. Çocuklar elinize sağlık. Sağ olun. Halime anne. Halime anne sağ olun. Ben bir ellerimi yıkayayım. Tamam. Siz üç kağıtçılar sizi. Kızım, siz böyle doktora gidecektiniz. Gittik hanım. Yani rutin kontrol merak edecek bir şey yok. Biyopsi mi ne diyorlar? O iyi huylu mu öğrenebildiniz mi? Yani daha bir şey öğrenemedik. O daha geç çıkar diyorlar. İnşallah iyi huylu çıkar kızım. İnşallah iyi huylu çıkar da bir daha aynı şeyleri yaşamak zorunda kalmayık. İnşallah be hanım. İnşallah. Hadi otur. Hadi. Hadi oturun bakalım. Hadi. Geç. Hoş bulduk Gülüm. Ne yaptınız? Toparlayabildiniz mi? Her şey yolunda mı? Bak bana doğruyu söyle. Bir sorun yok değil mi? İyisin. İyiyiz, iyiyiz ya. İyiyiz. Toparladık. Hallettik ya. Bir sıkıntı yok. Ya sen sıkma canını yani. İşte halledebildiğimizi hallettik. Geri kalan da el birliğiyle halledeceğiz evvelallah. İnşallah. Hem bak sen kendini üzme. Canını sıkma. Eğer sen üzersen miniğimiz de üzülür. Sonra ben ikinize de kıyamam. İyi olmana sevindim. Peki şimdi ne olacak? Yani ne yapacaksınız bundan sonra? Ne olacak? İşte Veysel geri döndü. Yeniden bir arada olacağız. Bir arada çalışacağız. Yeniden icatlar yapacağız. Ya eyvallah yine sıfırdan başlayacağız. Yeniden başlayacağız ama eskisinden daha sağlam, daha sağlıklı adımlarla ilerleyeceğiz. Hem bak şimdi sen onu boş ver de. Bizim kapanmayan bir hesabımız vardı sanki seninle. Ne hesabı? Dur bekle. Yani birazı yanmış ama sanki iş görür. Sen o zaman yenmiştin beni. Şimdi bakalım yenebileceğimi göreceğiz. Hiç şansın yok. Çok ses mi yaptım ya? Sen nasıl bildin benim geldiğimi saniyesine? Yok, sen ses yapmadın merak etme. Ben öyle hissettim herhalde. Sen ne güzel şeyler hissediyorsun öyle Asuma. Bu ne? Hediye mi aldın yoksa bana? Yani sürpriz gibi değil tabii. Bu bir öncekinin telafisi manasında. Ama bu ondan daha güzel biliyor musun Asuma? Aa ama çatlamış bu. Ana. Deflorin vermişler demek. Çatlamaz dediydi ama. Aman Asuma neyse ya. Bu borcam da bizim gibi olmuş olsun işte. Değil mi? He? Doğru söylüyorsun Ramazan. Ocakta çay vardı. Ben sana getireyim bir bardak. İçin ısınır hemen. Ya Asuman, sen benim içimi ısıtanı çay mı sanıyorsun? Ha? Sen çok gülüşüyorsun.
Senin bir sözün dindiriyor benim içimin karını kışını. Sen hiç zahmet etme. Vallahi. Gerek yok yani, yorma kendini. Ben böyle müsait bir zamanda senin tuzlu kahveni içmeye gelirim. Ya. Sersin seni. Serseriyim bayağı. Neyse ben çay getirip geliyorum. Asuman senin elin de amma ağırmış ha. Tersin edilmemek lazım senin. Nasıl vurdu ya? Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsunuz ya? Hiç mi merdivenin tepesinde çay bekleyen adam görmediniz? Hala bakıyorum. Ne bakıyorsun? Allah Allah, herkes de bir tuhaf ya. Allah Allah. Ne var yani? Veysel. Çener. Aman aman aman. Aman grubun abim. Ne yaptınız? Toparlayabildiniz mi ortalığı? Ya az bir şey kaldı, hallettik sayılır. Bak ne buldum. Ne bu? Biz bunu çocukken amcaoğullarımla yaptıydık. Ağıl toplarken buldum. Ben diyorum ki tekerlerini onarayım. Büyüyünce yağmurda oynasın. Sever belki, ne diyorsun? Çok güzelmiş. Öyledir. Öyledir. Bu bizim amcaoğullarımızla başlangıç noktamız. Vallahi. Vay arkadaş ya. Ya şimdi bunu görünce o yaşlarım geldi aklıma. Kurduğumuz onca hayal, onca çaba, onca emek. Cemil'im, ben bizim çocuklarla tekrar çalışmaya başlıyorum. Ya sana yeni söyleyeyim, kusura bakma da. Ha, düncülü bırakmayacağız tabii. Yani ama tabii eskisi gibi biraz daha fazla çalışmam gerekebilir. Olsun. İyi yapmışsın meselim. Benim sen iyi misin? Ben çok korktum Esen. Cemile. Ne oldu gülüm? Ben bugün o yangını görünce... Bir an o yangını görünce... Ben o günü hatırladım Esen. Hatırladım ben. Ben seni de aynı anam gibi kaybedeceğim diye çok korktum. Yok, 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 yok. Yok Cemil'im. Yok, olur mu öyle şey? Bak ben buradayım ya. Öyle değil mi? Kızımız yukarıda. Kimseye bir şey oluyor. Kurban olurum. Yok, kimseye kaybettin yok gülüm. Olur mu ya öyle şey? Hadi toparlan. Hadi toparlan, kurban olurum. Hadi gülüm. Heh. Tamam. Oğlum, Kenan'ım. Hoş geldin. Geç geldin ya bugün. Nasıl, bir gelişme var mı durumunla alakalı? Yok anneciğim, bir gelişme yok. Ama iyiyim ben, merak etme. Hatta gayet iyiyim. Musa amcaya dolaşmak bana çok iyi geldi. E gelir ya, gelmez mi? Kim bilir ne hayır duası almışsındır bugün. Neyse, o zaman ben sofraya uğrayayım. Baban da gelmedi ama. Neyse canım, onun keyfini bekleyecek değiliz ya. Yeriz biz yemeğimizi. Anneciğim beklerim, gelsin ya. Hep beraber yeriz, daha güzel. İyi. Öyle diyorsan öyle olsun. Ay. Canım. Thank you.
yüzümüz gülüyor bakalım. Zeynep, sen ne zaman geldin? Akşamüstü geldim. Valla dayanamadım hasretine, çıktım geldim. Hadi oradan. Beni kandırıyor bir de. Yok ya, vallahi kandırmıyorum. Ne bileyim, seni burada böyle bıraktım. Biraz da duygularım hafifledi. Ya büyüyoruz abla. Her acı büyütüyor bizi. İyi ki geldin. İyi ki geldin. Ben canın ayandığım pornografi hala duruyor. Hangi karik? Ne bak, bunu görüyor musun? He. Bak bu Ramazan'ın marifeti işte. Lan arkadaş, arabayı daha yeni yapmış o zaman. 7 sekiz yaşlarında var yoksun. Dışarısı kış kıyamet, sabah uyandık. Arkadaş evde ne araba var ne Ramazan. Ne diyorsun? Ha gitmiş. Arabayı al sen, bineceğim diye çıkmış dışarı. Bu meşalenin dik bir yokuşu var. Meşaleyi biliyorsun gerçi ya. Daha biliyorum. Ha meşalenin yokuşunu bilmiyor musun? Yokuşun tepesinde yakaladık bunu. Yetiştik. Ramazan dur oğlum yapma Allah aşkına falan demeye kalmadı. Kafa nerede kim bilir? Dinlemedi tabii. Saldı kendini aşağı bayırdan. Gidiyor aşağı doğru. Ya bunda fren miren bir şey yok dedik Ramazan'a. Bu sefer kaybettik. Neyse. O yokuşun başında bir tane genç bir ağaç var. O ne ağacı bilmiyorum da. Oraya çamur gibi kavuna yapıştı bu. Abi bir telaş koştuk yanına. Nasıl korktuk? Bir şey amca ol buradayım buradayım falan yapıyor. Onun kafasının arkasında 3 tane dikiş vardır. 3 tane dikiş attılar kafasına. Allah vergisi nasıl bir kafa varsa. Bir de olmadı. Manyak. Ah be Ramazan. Desene o günden beri 1-2 tane tahtası eksik o yüzden. Yok onun tahtalarının nerede eksildi bilemezsin. O kafanın başına 1000 tane olay geldi çünkü. Beşer, Cemile, misafiriniz var. Ne misafir bu saatte? Ne bileyim. Fuat. Hayırlı akşamlar Veysel. Hayırlı akşamlar Enge. Ya kusura bakmayın ben sizi bu saatte rahatsız ettim ama. Yok estağfurullah. Estağfurullah ya. Olur mu öyle şey? Ne oldu hayırdır? Hayır hayır. Ya benim sizinle konuşmak istediğim bir şey vardı ama sabah bekleyemedim. He oğlum. He burada mı konuşalım yoksa düğünceye mi geçeriz? Oğlum saçmalama geçerim. He. Geç, geç. Sağ ol Engin. Afiyet olsun. Elin sağlık. Afiyet olsun. Aferin Rıfat. Sonunda düğünü kuruyor musun? Vallahi aferin. Sağ olasın Musa abi. Sağ olasın. İşte kayınbabam da işleri hızlandıralım deyince ben de Veysel'e geldim. Yani hatırlarsan bana bir sözünüz vardı ya. Ayıp ediyorsun oğlum unutur muyuz ya? Sana davullu, zurnalı çok güzel bir düğün yapacağız. Boynumuzun borcu. Sağ olasın, sağ olasın. Bir de ben sizden başka bir şey isteyecektim. Bu benim evde bazı işlerim var böyle tadilat falan gibi. Ya biliyorsun benim kardeşim, amcaoğlum falan yok. Hani sen, Taner, Ramazan. Orada da bir yardım ederseniz. Halledeceğiz oğlum, halledeceğiz. Eyvallah, sağ olasın. Ya bir de durumum da yok bu ara. Yani ameliyattır, düğündür derken bayağı belim büküldü benim. Oğlum tamam, tamam. Biz el miyiz oğlum? Sen bizim bütün düğünlerde koşturmadın mı? He. Koşturdun değil mi? Heh, tamam, paranın pulun lafı olmaz. Biz elimizden ne geliyorsa yaparız, o konuyu kapatın. Ramazan, kalk, 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 kalk. Hadi ya, saat kaç oldu? İşimiz gücümüz var. Ya amcaoğlu, bu nedir Allah aşkına ya? Ya Allah aşkına, burada da mı rahat yok ya bana? He? Vallahi bir gün var ya, uyku içerisinde birinize defi indireceğim, o olacak ha? Oğlum fazla konuşma la. Hadi kalk, hazırlan. Acil işimiz var diyoruz ya. Amcaoğlu, beni bir salın, gözümü seveyim. Bir sal beni artık, bir salın ya beni. Ya benim en az 2 saat daha uyku uyumam şart, şart. Vallahi şart. Uyandıramadın mı hala? Ya dedi Allah aşkına sen bunu sabah namazına falan götürmedin mi ya? Ben bir abdest alır bu kendine gelir diyordum. Götürdüm oğlum. Götürdüm de. Tesbihe kalmadan gerisin geri dönmüş yatmış eve. Ramazan. Bak oğlum 3'e kadar sayıyorum. Sonra üstüne soğuk su dökeceğim. Anlaştık.
Ya ne var ne? Dedem, ben dükkana geçiyorum. 10 dakika içinde orada olacağım. Hadi kalk hazırlan. Uyan artık oğlum, uyan artık oğlum. Hadi lan. Dedem. Hadi koşuruz oraya geçsin. Hadi oğlum kalk. Üstüne güneş doğdu. Dede, bu torunlarınla ilgili seninle konuşmamız lazım. Hangisiyle? İkisiyle de. Aa, bunlar ne böyle ya? Aa. Anacığım, bunlar nereden çıktı böyle? Gelin bakın, bakın. Sandıktan çıkarttım bunları. Bak. Kız olursa bunu giyer. Oğlan olursa da bunları. Ya niye zahmet ettiniz Halime anne? Ya biz yenisini alırdık. Aa, zahmet olur mu hiç? Ben torunumun her bir şeyini hazırladım. Bak, bunlar Sedef'imin ufakları. Bunlar da İsmet'imin ufakları. Yani ne diyeceğimi bilemedim. Bunlar sanki biraz şey gibi, eskimiş gibi. Aa, eski olur mu hiç? Yepyeni bunlar. Bizimkiler bunları 3-5 kere ancak giymiştir. Bak, yeni kıyafetlere bakma sen. Onların hepsi naylon, böyle plastik. Bebeğin altı pişik olur, Allah korusun. Bak. Bak şuna, bak şuna. Hey, bak saf pamuk, saf pamuk bu. Al al ya, al bir şey deme, al. Al al, al. İyi madem, çok iyi düşünmüşsünüz. Çok sağ ol Halime anne. Sen sağ ol, güzel kızım benim, güzel gelinim. Aa, bak az daha unutuyordum, görüyor musun? Bizim yüklüğün altında Erkan'ın zıbını neyin var? Dur, dur onları da çıkartayım da getireyim, dur. Hah. Ya Tanır ya, bak ben bilemedim. Yani bunların hepsi çok güzel ama biz böyle ne yapacağız? Yani bebeğimize yeni bir şey alamayacak mıyız? Alacağız tabii gülüm, niye alamayalım ya? Alacağız da sen bir şey deme, al bunları. Şimdi kadın heves etmiş, gönlü olsun. Ne olacak? Bak bunlar da güzel, kötü değil. Ha? Alo. Buyur amcaoğlu. Hayır arkadaş, ben bu kadar uyku seven insan gör. Sen ne yiyorsun lan? Ha? No, dedem sana yufka dürüm yaptı. Versene azıcık. Bana yaptı. Allah Allah, ben kahvaltı yapmadım diye yaptı. Sen kahvaltı yapmışsındır. Oğlum bu ne lan, çocuk gibi azıcık ver. Lan ver. Ver ya. Lan. Oğlum bir dakika dur. Lan azıcık bir dakika ver şundan. Bitti. Kalmadı, beni aç kalacağım. Bitirdin hepsini. Oğlum hadi ne bitirdim? Ye oğlum işte. Ne yiyorsunuz lan? Ana, dedemin yufka dürüm. Ya ne yiyeceğim? Bitirdiğin peçete mi yiyeceğim? Yeter ya. Ya tamam da tamam. Allah Allah, ne var, biz yiyoruz işte. Neyse, sen niye çağırdın bizi? Ya şimdi şöyle oldu. Ha, ne oldu? Rıfat'la Meryem'in düğünü olacakmış. Bize geldi çocuk. Yardım istedi. Ben de ayıp ettin, yaparız falan dedim. Şimdi Allah var. Çocuk benim düğünümde kendi düğünü gibi koşturdu. Keza seninkinde de öyle. Hayır, Ramazan'ın bilumum düğün ve düğün girişimlerinde de koşturdu ki daha kaç düğün olacak bilmiyoruz. Eminim onlar da koşturacaktır. Çok komik, çok. Çok bayağı güldüm şu an. Ne yapıyoruz? Ne yapacağız yani? Ne yapacağız? Yok oğlum işte aynı şeyler. Düğün, organizasyon falan. Ha. Bir de bu evinin yanında bir tadilat madilat dedi de evde. Öyle bir şey omuz atar mısınız falan dedi bana da. Ben ona da tamam dedim. Ha. Öyle yani. Yaparız amcaoğlu ya. Tamam, ben varım yani. Ya Rıfat bizim kardeşimiz ya. Ne yapılması gerekiyorsa ben varım. Ben tamamım yani. Eyvallah. Ya yaparım yaparım amcaoğlu da benim öncesinde bir kamu hizmeti yapmam lazım. Ben sonra size katılırım zaten. Kamu hizmeti derken? Kamu hizmeti. Şu bana bak bana. Siz arayı düzelttiniz diye seni kayınpeder seni belediyede işe mi aldılar? Çok komik. Bayağı komiksiniz ha bugün. Çok enteresan. Ne kadar komiksin. İkiniz de. İki amcaoğlum da bayağı komik. Amcaoğlu, hakim bize ceza verdi ya.
Onun işte son günü bugün. Biz de Asuman'la işte okul boyamaya gideceğiz. Sonra ben size katılacağım zaten. Ha, anladım, anladım. Bak, ne diyeceğim? Sen var ya, seni gidi şanslı. Ya, seni şanslı köpek. 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 Şanslı bıyıklı köpek seni. Köpek, 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 köpek. Bitti mi? Bitti şu an. Ne bakıyorsunuz amcaoğlu? Hı? Hiç mi cebine dürüm zor olayak adam görmediniz? Hı? Hala bakıyorsunuz. Çakala bak, cebine dürüm zor alınmış lan. Şş, bana bak, bana ver, oradan bakayım yoksa. Ver birazcık, ver. Ver, ver. Hadi yakala. Böyle bir evde yaşama imkanımız var Erika. Düşünebiliyor musun? O kadar seçenek arasında bulduğumuz en güzel ev bu. Sanmıyorum Ranjit. Çünkü önümüzde sınırsız ihtimallerimiz var. Bak, biz anlamsız bir şekilde sadece bir ihtimale bağlanıp kalıyoruz Ranjit. Beni üzüyorsun. Farklı bakabilirsin dünyaya. Dünya çok büyük. Neden burada olmayı istemiyorsun? Birlikte olduktan sonra bulunduğumuz yerin ne önemi var? Kızım. Yeter ki ikimiz birlikte olalım. Kızım. Neden kabul etmiyorsun Erika? İyi misin? Burada yaşayabilirim. Dalıp gittin mi öyle, hayır olsun. Sen neden bu kadar ısrar ediyorsun? Bilmiyorum baba, ben öyle dalmışım herhalde. Ben çaya bakayım. Zaten bunu tartışmazdı. Burada yaşayabiliriz. Burası çok güzel. Bir şey yapmak istiyorum Ranjit. Mutlu olamayız. Gelin la, gelin. Evet. Bakın, baştan aşağı yapacağımız yer burası. Buranın Meryem için çok özel olmasını istiyorum. Şimdi böyle bir haytüt demeden önce bir dinleyin bakın. Şimdi şu araya bir yatak odası yapacağız. Onun yanında bir yer var. Orası da banyo olur ama burası kadar iyi değil. Oranın biraz elden geçmesi lazım. İşte burası böyle salon olur. Buraya bir şeydir falan böyle. Şurada şöyle bir kütüphane. Kütüphanenin yanına bir masa. Masanın üstüne bilgisayar. Belki bulursam bir lamba bile koyarım he. Vallahi. Çünkü Meryem'in okuma yazma hevesi var, biliyorsunuz mu? Yani orada okur yazar. Ne diyorsunuz? Yapar mıyız? Ya yaparız, yapmasa da. Sen burada emin misin oğlum? He. Yani şimdi bak, buraya sıfırdan elektrik çekilecek, sıvı altını tekrar yapacağız. Dışarıda saat görmedim, su tesisatı yapılacak. Buranın işi uzun yani. Ha? Ay yaşa Veysel abi ya. Ben de aynı şeyi dedim de işte dinletemedim ya. O işi hallettim ben. Ustalar gelip halledecek onu. Ya bakın, burası benim için çok önemli. Ben evde bir oda yaptım ama böyle Meryem çok beğenmedi gibi oldu. Yani şimdi düğün de yaklaşıyor ya. Meryem mutlu olsun istiyorum. Yapacağız Rıfat, yapacağız. Bak burayı var ya, senin hayallerinin çok ötesinde bir yer yapacağız. He. Sen hiç merak etme kardeşim. Allah buna. Allah bak. Oğlum ben bu iyiliğinizi nasıl öderim bilmiyorum lan. Allah sizden razı olsun. Ya sen bak, sen var ya, daha fazlasını hak ediyorsun ha. Aynen öyle. Hiç merak etme oğlum. Biz el ele vereceğiz. Elimizden geleni yapacağız. Burayı senin istediğin hale getireceğiz bir şekilde. Oğlum siz çok kral insanlarsınız lan. Vallahi. Gel sarılalım. Gelin sarılalım, oturayım. Senin kafanı koparacağım, kafanı da bana. We'll be right back.
Çok ilginç değil mi? Neymiş o ilginç olan Zahide? Yani sen onca şey yaşadın, onca şey atlattın. Geçmişin, hatıraların hepsi silinip gitti ama Sefer'den bir gram kaybetmedin. Hala benim o güzel yürekli Sefer'imsin. Belki de Sefer yapan Zahide'sidir ha? Yani sen ben de öyle bir yere yerleşmişsin ki. Anılarımdan, hatıralarımdan. Hatta aklımdan bile yukarıda çıksaydı. Hayırlı işler Sefer. Dükkanın çok güzel olmuş. Bakıyorum. Bereketli olsun. Sağ olasın. Buyurun. Tanıyamadın beni. Cavit ben, ilçeden. Tuhafiyeci. Ya kusuruma bakma. Yani benim hafızam, kafam pek yerinde değil bu ara. Toparlayamadım, hatırlayamadım yani. Bizim alacak verecek meselesini unuttun o zaman. Nasıl bir alacak verecek meselesi bu? Süslü Bahadügül'ün motorunu yenilerken borç aldıydın benden. Daha sonra veririm dedin. Ben de çok zorlamayayım dedim. Durumu yoktur dedim. Ama şimdi işler sıkışık. Dükkan kan ağlıyor. Vallahi artık bekleyemem Sefer. Kusura bakma. Yani sen kusura bakma dediğim gibi gerçekten birçok şeyi hatırlayamıyorum. Ne kadar bir borcum vardı? Altın olarak verdiydim. 40 gram altın verdim o zamanın parasıyla. Yani Sefer sizden borç aldı öyle mi? Siz de gram altın olarak verdiniz. Peki bu yazılı bir yerlerde var mı? Kağıt üzerine bir yere not ettiniz mi? Yok yenge. Sonuçta ne kağıdı? Sefer'e de güvenemeyeceksek. Vallahi kusura bakmayın ama Sefer bana hiç böyle bir şeyden bahsetmedi. Ya mutlaka bahsederdi. Hele hele Sefer bu vakte kadar asla borcunu bırakmazdı. Ya bir yanlışlık olmasın, bir başka birine vermiş olmayasın bu borcu. Oho! Siz ikiniz de inkar geleceksiniz, yazıktır yani. Yakıştıramadım sana Sefer. Kardeş yok, inkar gelmek değil de olayı anlamaya çalışıyoruz sadece. Bana 40 gram altın borcum var. İster ödersin, ister öteki dünyada bulur yakana yapıştırırım, fitil fitil alırım borcu senden. Keyfin bilir. Sıvası bitmemiş. Sen ne yapıyorsun burada ya? Ben sana ne dedim? Ben boyarım dedim. Sen dinlen dedim ya. Ramazan ama olmaz ki öyle. Ne yapacağım? Sen burada çalışırken ben burada oturup çay mı içeceğim? Evet. Bak kek de aldım sana. Otur bakalım. Otur, otur, otur. Otur, otur bakalım. Unutmadan. Bu da gülümüz. Ya. var ama. Şaka yaptım. Ramazan. Sen delisin biliyorsun değil mi? Biliyorum ya. Bana diyorlar işte birkaç taraftan eksik falan dedikleri oluyor. Ama sen hiç merak etme var ya. Ben yarım saatte buranın boyasını o biçim yaparım. Ramazan dur. Ne yapsın? Asuma ben buranın boyası bir olmamış ya yerlerin boyasını beğenmedim ben yani. Hadi dedim hazır elim fırça değmişken dedim buranın hepsini halledeyim. Sen hiç merak etme otursana bir ben yapıyorum ya otur lütfen Asuma. Hayır olmaz. Hem ben de ceza aldım. Benim de cezamı çekmem lazım. Hem sen ileride de mi böyle yapacaksın? Ben anlamadım ya. Sen ileride derken mesela? Anladın işte. Böyle ki evlendik.
ne yapacaksın? O zaman da mı bana bir şey yaptırmayacaksın? Ya sen ne işinden bahsediyorsun Asuman ya? He? Ben senin var ya elini değil sıcak su, soğuk su, herhangi bir haşikü onun içine sokmayacağım. Böyle var ya kir içinde, pas içinde, mikrop içinde kalacaksın o derece yani. Ne yapıyorsun? Neyse, tamam işimize dönelim. Bak iş beklemez. Hadi kaytarmak yok. İyi, tamam. Ay bu arada ben sana bir şey söyleyeceğim. Ne diyecektin aslında? Gerçi sana sormadan yaptım ama... Ramazan ben yayın eviyle konuştum. Yayın evi mi? Roman'ınla ilgili. Ya, okumak istiyorlar Romat'ı. Ya, Ankara'da bir arkadaşım var. O da bu işlerle ilgileniyor. Onunla konuşurken Romat'tan bahsetmiştim. O da çok ilgilendi. Ya remote'u basabileceklerini söylediler. Ne diyorsun Asuman? Basacaklarmış yani öyle mi? Bir de daha bitmedi ki roman. Yani benim en az 3 kere daha üstünden geçmem lazım onu. Ya beğenmezlerse? Ha ne olacak beğenmezlerse? Ulan Ramazan daha az uyusaydın da bitirseydin şu romanı. Ya sakin ol. Sakin ol. Senin stres yapacağın bir şey yok ki. Sen bu yüreğindekileri kağıda dök. O yeter. Senin yüreğindekileri kimsenin beğenmeme ihtimali yok. Tamam Asuman. Ben o zaman bitireyim romanı hemen. Buranın boyasını önce bir bitirelim. Sonra ben romanı bitirmeye gideyim. Olur. Çok ilginç. Uzun zamandır böyle hareketlenmeler görünmüyordu. Bir an önce merkeze haber verelim. Önlem almazsak büyük problemler yaşanabilir. Hatta dağın bazı bölgelerini boşaltmak gerekebilir. Belediye ve Münir Başkan'a da mutlaka haber verelim. En azından onlar da olası durumlara karşı hazırlıklı olsunlar. Tamamdır. Bak buraya bütün borçlarını yazmışsın ama hepsini de ödemişsin. Adamın bahsettiği hiçbir yerde yok. Ya adam doğru söylüyorsa ya varsa. Ne malum bu adamın senin hafızanı kaybettiğini bir yerlerden duymadı. Ne malum bu durumu fırsata çevirmek istemedi. Hı? Öyle de. Ya genelde doğruyu söylüyorsa. Ameliyattan sonra hatırladığın ve sayıkladığın şey neydi? Sadece 2 çapa değil mi? Eğer böyle bir şey olsaydı hatırlamaz mıydın? Bunu da dert etmez miydin? Yani ederdim tabii de. İnsanlık hali sayda ya adam gerçekten haklıysa, gerçekten borcum varsa. Tamam, bir daha bakalım. Bak, yok. Ama hiçbir yerde yok, gördün mü? Ya bir yerlerden çıkarsa tamam, adam haklı. Ama ya bulamazsak? Bazıları başkanlıktan sıkılmış, düğüncülüğe geri dönmüş. Ne demişler? Alışmadık belde, don durmazmış demişler değil mi? Ben anlamın hakkıyla vazifemi başkanlığımı yaptım. İşimin başına döndüm. Allah'a şükür bir torunum, 2 tane de evladım var. Evlatlardan biri de doktor olunca... İnsanın sırtı yere gelmiyor. Paşalar gibi yaşıyor maşallah. Yaşarlar. Anca hava at sen. Anca hava at. Başka da bir şey bilmez zaten. Hava at yok abi. Duydun mu bacanak? Birileri de altın bulmaya da milleti çekliyormuş. Kızın lan! Kimse size altın bulduk, altın bulduk demedi. Kendi kendinize gelin görüyorsunuz ya. Tabii tabii Hüseyin emmi. Nasıldı? Sucukların evim götürürken hiç öyle demiyordun ama. Hop! Orada dur lan. Yedin lan sen. Basın gidin lan işinize. Almayayım şimdi tokman yavru tarafını. Elini ayağını kırarım senin ha. Sonra gelir bana yalvarırsınız. Doktor oğlum bana bir baksın Muammer'em mi diye. Ne oğlum ne doktoru Muammer'em mi? Sen ne anlatıyorsun bana? Senin oğlan hastanede ameliyattayken hata mı yapmış? Birilerini mi öldürmüş? Onun için doktoru da almışlar. Bilmiyoruz mu zannediyorsun?
diyorum lan sen? Ha? Ağzını topla, doğru konuş. Bana da inanmıyorsan git kendine sor. Ha, nerede olduğunu soruyorsan, senin dünürle kol kola girmişler. Seyyar doktorluk yapıyorlar Atık Mahallesi'nde. Git inanmıyorsan kendi gözlerine gör. Hadi geçmiş olsun. Musa amca, görüşürüz. Hadi görüşürüz. Kenan ne oldu? Baba. Doğru mu söylenenler? Kısmet verip bizi salan çöllere, ya eceldir, ya didardır, ya nasip. Felek bizi saldı özge hallere, ya eceldir, ya didardır, ya nasip. Kısmet verip çevre çevre geldirdi, bilmediğim hikmetlere daldırdı. Çekip ayrılığın okun doldurdu, ya eceldir, ya didardır, ya nasip. Muhannettir dünyasını kayıran, şol gani settardır açlar doyuran. Beni de sevgili yardan ayıran, ya eceldir, ya didardır, ya nasip. Muhterem! 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 Selamun aleyküm. Aleyküm selam Cilç Abdullah. Hoş gelmişsin, sefalar getirmişsin. Sağ olasın. Muhtereme baktıydım. Bilir misin nerede olduğunu? Kaybolur böyle bazen ama ne eder, nereye gider bilemem. Böyle kayboldun mu da hiç iyi şeyler olmaz ardından Cilç Abdullah, hiç. Hadi kal selametle. Sağ olasın. Niye anlatmadın o bana? Ya tanıdıklarımız vardı. Bir hal çaresi bulurduk elbet. Gerek yok baba. Soruşturma tamamlandığında gelip geçecek her şey. Ben suçsuz olduğumu biliyorum zaten. Hey, tamam da... Yani nasıl olacak? Sen böyle sırtında tabure ev ev dolaşacak mısın yani? Sonuçta boş kalmıyorum be baba. Yani ben doktorum. Benim vazifem bu. Gerektiğinde kapı kapı gezeceğim. Gerektiğinde sağlık ocağında, hastanede çalışacağım. Ya gene de bir şey olursa tanıdık insanlar var. Yardımcı olurlar elbet. Ya o kadar belediye başkanlığı yaptık değil mi? Az çok bizimle bir çevremiz var. Sen dert etme içine. Sağ olasın baba. Asıl sen sağ ol. Takma kafana. Üzülme mi? Halledeceğiz her şeyi. Merak etme sen. Biz yanındayız sen. Elde var bir. Şimdi onun yanına sıfırı koy, biri de ekle. Evet, ver bakalım üçe.
Meryem hoş geldin. Niye öyle duruyorsun? Girsene içeri. Öğretmenim vaktiniz var mıydı? Sizinle konuşmak istediğim bir şey vardı da. Var tabii. Olmaz olur mu? Gel geç arka masaya. Bir de dersten sağlamasını yaparsın. Tamam. Hayırdır? Canını sıkan bir şey mi var? İşin içinden çıkamadığım, kafama takılan bazı şeyler var öğretmenim. Hani ben şimdi Rıfat'la bir evlilik yolundayım ya. Ama ben okumak istiyorum. Yani okumaya devam etmek istiyorum. Üniversiteneyim. Oku. Sana kim mani olacak ki? Rıfat olmaz mı dedi yoksa? Yok. Öyle demedi de. Ne bileyim işte. Ne o zaman? Niye soruyorsun sen şimdi evlenmek okumaya mani mi diye? Ne bileyim öğretmenim. Şimdi eğitimde bir yere kadar geldim. Hani nasipse lise okuyacağım. Sonra belki üniversite. Yani işte... Bak, bu kiminle evli olduğuna bağlı. Sonuçta liseyi açıktan okuyacaksın. Üniversiteyi kazandığında da en büyük destekçin Rıfat olacaktır, eminim. Sen bu konuyu Rıfat'la konuştun mu? Yok, çok konuşmadık aslında. O zaman önce Rıfat'la konuşacaksın. Bak göreceksin, tüm kalbiyle sana destek olacaktır. O senin sandığın gibi biri değil. Sen şimdi buraya okuma yazma öğrenmeye geliyorsun ya. Rıfat her gün seni soruyor biliyor musun? Eğitimine katkım olabilir mi? Ne yapabilirim? Yardımcı olabileceğim bir şey var mı diye. Hep bunları soruyor. Onun için Rıfat sana engel olmaz. Sen yeter ki okumak iste. Bu konuda kararlı ol. Hı? Yani şimdi evlilik okumaya mani olmaz diyorsunuz. Öyle mi öğretmenim? Hele Rıfat bir olsun bakalım. Onun paçasını alırım aşağı olur biter. Senin arkanda ben varım. Kolay gelsin öğretmenim. Kolay gelsin öğretmenim. Hoş geldiniz kızlar. Gelin oturun. Size çay ikram edeyim. Yok, başka zaman inşallah öğretmenim. Biz Meryem'i almaya geldik. Gelinlik provasına gideceğiz daha. Çok işimiz var. Hadi. Hadi gidelim, geç kalmayalım. Gelinlik mi? Başka bir gün gitsek olmaz mı? Benim biraz işlerim vardı da. Ya Meryem, olur mu öyle şey hiç ya? Biliyorsun Saadet ablanın başka boş vakti yok ki. Hazır randevumuzu almışız değil mi hocam? Hemen hadi gidelim, bekletmeyelim. Peki madem, gidelim o zaman. Biz seni kapıda bekliyoruz o zaman. İyi günler öğretmenim. İyi günler öğretmenim. Günler canım. Meryem. Ne evlilik ne de Rıfat sana engel olmaz. Tamam. Bunu hiçbir zaman unutma. Sen yeter ki okumaya kararlı ol. O kadar düşünceliydi ki... Düşün. Olmadı bu ya. Düşüncelilik onun genetik kodlarında mı vardı? Evet. Düşüncelilik onun genetik kodlarında mı vardı? Yoksa bu içinde bulunduğu durum mu onu düşünce dehlizlerine itiyor. O hiç olmadı. Bu ne saçma bir şey bu. Bu da hiç olmadı. Ne meyliyorsun ya? Hiç mi ilham gelmeyen yazar görmedin? He? Sana diyorum. Ne? Ne meyliyorsun? Bana bak. Hala bakıyor. Ne yapıyorsun anlamıyorum ben. Hadi sen yaz. Hmm.
olmuyor ya. Katiyen yazamıyorum ya. Tıkandım. Acaba Asuman'a kavuştum diye mi ya oldu böyle? Yok, burada ilham gelmiyor. Yok vallahi bu böyle olmayacak ya. Dedem buranın maneviyatını nasıl bir yükselttiyse yani burada anca ilahi bestelenir. Benim ilham getirecek bir yer bulmam lazım. Benim bu mantıklı yani. Fakat bulamıyorum. Ne var la orada Ramazan? Bir şey yok dayı, bir şey yok. Hadi bas git işim. Bas git. Allah'ım yarabbim. Bir de bakıyor ya. Vallahi geldi, ilham geldi. Yemin ediyorum geldi. Bak. Nasıl yazıyorum baba. Ben buradan yardırır vallahi akşama kadar bitiririm romanı ha. Bak. Nasıl da yahu. Nasıl geliyor bak. Bu ne ya? Güm kim bu ya? Ramazan ne işin var damda? Güm. Ev üstümüze yıkacaksın ya. Ya geldi ilham geldi Sabri abi. Roman yazıyorum burada. Vallahi bak seni de kendi bile bütün gedeliği de ünlü edeceğim ha. Başlarım ilhamından da ünün döndü. Zeynelioğlu'ya zannettim. Atansiyonum fırladı. İn orada aşağı çabuk. Ya Sabri abi bir dur Allah aşkına ya. Şu romanı yazayım bitirip ineceğim. Bak bana bak. Romanın girişine Sabri abiye sevgililimle yazarım olma mı? La in aşağı la. Dur Sabri abi. Allah Allah. Damda roman yazılmaz diye bir kural mı var? Var da ben mi bilmiyorum? La in romanın adı. Al kaçtı işte. Yok. La in aşağı. Dedem kolay gelsin. Sahide kızım, hoş geldin. Hoş gördük dedem. Ya kusura bakma, seni de böyle rahatsız ediyorum ama bir mesele var. Ufak ama kılçıklı bir mesele. Estağfurullah kızım, ne rahatsızlığı. Hayırdır inşallah. De hele. Adamın biri geldi. Diyor ki Sefer'in bana borcu var. Sefer de hatırlamıyor ya. Ya eski defterlere baktık, not neyin hiçbir şey yok. Yani bahsettiği borç da az buz bir borç değil. 40 gram altın diyor. Yazılı bir belge neyim yok diyor yani. Öyle dedem, yani sanki adam fırsat bu fırsat der gibi. Yani Sefer hatırlamıyor ya. Valla dedem biz de ne yapacağımızı bilemedik. İşte normalde böyle durumlarda ne olursa olsun mutlaka yazılı mutabakat yapmak lazım. Madem yapılmamış, madem adam böyle diyor, madem Sefer hatırlamıyor, ben sizin yerinizde olsam hiç risk almazdım kızım. Ahiret daha çetin bir yurt. Birinin bende hakkı kalacağına, varsın benim hakkım onda kalsın. 3 kuruş için fırsatçılık yapıyorsa da kendi bilir, yapmıyorsa da. Öyle. Yani ödemek en doğrusu diyorsun ya. Eğer yalan söylüyorsa bu para sizin için sadaka yerine geçer. Başınızdan daha büyük belaları def eder. Doğru söylüyorsa da kul hakkından korur sizi. Doğru diyorsun dedem. Allah razı olsun ya, yüreğime susar. Senden de. O zaman ben müsaadeni isteyeyim. Bak bir şeye ihtiyacın olursa haber et, hemen gelelim he mi? Sağ ol kızım. Sağ olun siz. El öpenlerin çok olsun. Görüşürüz dedem. Görüşürüz. Maşallah Meryem, çok güzel oldun. Allah nazarlardan saklasın. Vallahi bu güzellik ayna çatlatır he.
Vallahi ben de çok beğendim. Çok yakıştı bu gelinlik sana. Ama biraz tarlatını kısalsak daha iyi olacak sanki. Sen ne diyorsun Saadet abla? Yani isterseniz Meryem boyuna göre ayarlayabiliriz. Şöyle dökümlü olur. Yani biraz yere değer. Nasıl isterseniz. Yere değsin Saadet abla. Böyle Meryem salına salına yürüsün. Sanki böyle ortada ne var ne yok hepsini götürüyormuş gibi olsun. Havalı olur. Ne diyor Meryem? Bilmem. Bana fark etmez. Nasıl güzel oluyorsa. Kız ne demek fark etmez? Ya bu senin en mutlu günün. Bir kere giyeceksin ha bu gelinliği o güle. Bu gelinlik senin içine sinmedi sanki ha. Bak. Bak bu da çok güzel. Ha? Bir de bunu mu denesen? Bu da çok yakışır sana. Olur deneyeyim. Ya hadi ben sana yardım edeyim. Yavaş. Ay, bu da çok güzel. Aa, niye giymedin Meryem? Ben hiç şey değilim. Ne olur bana müsaade edin. Aa. Ne oldu ki şimdi? Nasıl? Beğendin mi Rıfat? Abi vallahi beğenmek ne kelime Oğuz abi. Tam hayal ettiğim gibi olmuş sağ olasın. Ben bunun parasını sana düğünden sonra versem olur mu? Elim biraz sıkışık da. Senin canın sağ olsun Rıfat. Bu en mutlu zamanında parayı düşünmesen. Eyvallah abi benim. Eyvallah sağ olasın. Efendim Mucit kardeşim. Heh Rıfat, neredesin sen? Bitirdik biz burayı. Aslansınız, kaplansınız la. Hey ben bir matbaaya geldim de. Size gazoz aldım. Bak siz onları bitirene kadar ben yetişirim size, tamam? İyi tamam, bekliyoruz. Hadi eyvallah. Matbaadaymış geliyormuş. Ya Bekir, ne diyeceğim? Dolapta gazoz varmış da getir diyecek be. Tamam abi getireyim. Olur hadi. Gazoz iyiymiş ha. Tabii la yorulduk da. Güzel oldu ama ha. Bakın hele gençler. Rıfat size kaç para verdi bu iş için? Ne parası Hacer teyze? Biz Rıfat'tan bir kuruş para almadık ya. Nasıl yani? Rıfat'ın kara kaşına kara gözüne yapmadınız herhalde. Kim kime yapar bedavaya bunu? Vallahi Hacer teyze, yani bedavaya kim kime bunu yapar bilemem de... Rıfat bizim için karşılıksız o kadar çok şey yaptı ki. Ya çocuk düğünümüze mi koşturmadı? İhtiyaç halinde yanımızda mı olmadı? Ya biz aynı sıralarda okuduk onunla. Beraber büyüdük ya. Biz bak Rıfat gibi içi dışı bir az adam tanıdık. E şimdi en mutlu gününde onun bize ihtiyacı varken... Allah aşkına paranın mı lafı olur ya? Ne paranın lafı olur ne de konusu olur. Bu kadar basit. Siz benim kafadan üşütüğü olanı baya baya seviyorsunuz ha? Vallahi onu doğru dedin Hacer teyze. Senin oğlan o kadar üşüdük. Ayrıca kıl. Ya biraz da kıl çıktı da yani kalbi temizdir. Vallahi. Öz sözü birdir. Delikanlıdır he. Yardım yapar yaptım diye bağırmaz. Kin tutmaz. Düşmanlığı bile çocukça seninkinin. Yani senin anlayacağın... Biz Rıfat için her zaman yardıma koşarız. Onu da kendimizden ayırmayız. Allah razı olsun oğlum. Allah sizden razı olsun. Estağfurullah. Sağ olsun Hacer teyze. Getir Bekir getir. Abi buyur. Vallahi beklemezdim bu Kenan doktorundan bu kadarından. Ne olmuş ki Kenan doktora? Adam öldürmüş bir ameliyatta, duymadın mı sen? Ana ne diyorsun kız sen? Adam değil o çocuk, çocuk. Kız bu buraya sürgün edilmiş olmasın da. Allah bilir cerrahlığı da yalandı bunun. Zaten doktorluğu da bir şüpheliydi. Diploması neyim yok diyorlardı. Aman aman Allah korumuş bizi. Kasabadan birine bir şey olmadı ya. Ya çok şükür. Sizin ağzınızdan çıkadı kulağınız duyuyor mu? Ne diye konuşuyorsunuz bilip bilmeden? Ne diyorum kızım sen? Bizim sağa bir lafımız yok.
Ne diye üstüne alıp duruyorsun bakayım sen? Kenan Bey hakkında böyle bilip bilmeden ileri geri konuşamazsınız. Adam kaç zamandır burada bir kötülüğünü gördünüz mü? O zamandan körlük etmeyin. Lütfen. Konuştuklarınıza da dikkat edin. Kontrol için gelmiştim ben Nuriye teyzeciğim. Müsait miydin? Yok yok, hiç gerek yok. Ben sağlık ocağındaki doktora giderim. Ben yardımcı olurum sana. Yorulmana gerek yok oraya kadar. Ben giderim doktora gösteririm. İstemez senin bakmanı. Kenan, oğlum. Buranın insanın havası gibi serttir. Sevdiğimi çok iyi severler de. Bazen böyle ayaz gibi konuşurlar. Takmayacağım kafayı. Ben taksaydım. Oo, kafamda ne saç kalırdı ne de ağzımda diş kalırdı. Alışırlar. Boş ver, geçer bu zamanlar. Muammer, hoş geldin. İyi misin? Sen biliyordun değil mi döndü? Kenan meselesini. He. Ne diye söylemedin bana? Ya bilemedim Muammer. Ne tepki vereceğini bilemedim. Ne tepkisi mi? Çocuk ne hallere düşmüş haberimiz yok. Yardım ederdik. Yanında olurduk. Bilemedim işte Muammer. Ya ben telefon defterim olacaktı. Ona ver bakayım onu çabuk. Alo, Halil. Ya senden bir ricam olacaktı. Bir yardımını isteyecektim. Meryem, ne bu halin kızım? Ne oldu? Niye ağlıyorsun sen? Olmuyor baba. Olmuyor, yapamıyorum ben. Dayanamıyorum artık. Kendimi çok kötü hissediyorum. Nefesim kesiliyor. İçim çekiliyor. Yapamıyorum baba ben. Bir sakin ol. Bir ağlama. De bakayım bana ne olmuyor? Baba ben yapamayacağım. Refat'la evlenemeyeceğim. Ne diyorsun kızım sen? Düğüne az bir zaman kalmışken bu da nereden çıktı şimdi? Bilmiyorum baba. Sanki kendimi bu evliliğe mecburmuşum gibi hissediyorum. Sanki başka bir dünyada bir söz vermişim de bu dünyada sözümü tutmaya mecburmuşum gibi. Olmuyorum baba, yapamıyorum ben. Ben böyle olsun istemedim baba. Allah'ım uyuyamıyorum. Karnıma ağrılar giriyor. İstemiyorum baba ben. İstemiyorum. Tamam kızım, bir sakin ol. Normal bunlar. Önce göz ameliyatı, şimdi evlilik işleri derken gerildin haliyle, stres oldun sen. Ama bunların hepsi geçecek. Bak, İstersen düğünü biraz daha erteleyelim. Sen de kendini bir toparla, ondan sonra yaparız düğünü. Hem Rıfat da anlar seni. Ne de olsa birbirinizi çok seviyorsunuz. Bilmiyorum baba ben. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ne olur sen de daha bir şey deme artık. Kızım. Kızım,
Yapma bunu. Bak şu anda sağlıklı düşünemiyorsun sen. Rıfat senin için az koşturma, daha az emek verme. Bak, seni nasıl gönülden, nasıl içten sevdiğini sen de biliyorsun. Gözlerin görmüyor kendi, şimdi de hep yanında. Ona da kendine de yapma bu kötülüğü. Bak şimdi git, yat, uyu, dinlen. Sakinleşince sen de anlayacaksın bunu. Davetiyelerimiz taze taze çıktı. Bir işi daha başarmanın haklı gururuyla karşınızdayım. Vay 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 vay. Davetiyeye bak. Ne yazıyor? Meryem Rıfat diye yazılır. Dillere destan aşk diye okunur. Vallahi helal olsun. 10 numara olmuş ha. Bak ben davetiye diye buna derim. Güzel olmuş da bu tavşan var bunda. Tavşan, keçi, kirpi ne alakalı? Oğlum. Onlar bizim aşkımızın ilk şahitleri. Oğlum siz ne yapmışsınız ya? Ya ne kadar güzel olmuş. He? Meryem görünce çok sevinecek. Bak şimdi Rıfat, bu çok amaçlı sehpa. Böyle orta sehpa olarak da kullanabiliyorsun. Diyelim ki yemeğe misafirler geldi. Evet. Aç amca oğlum. Kaldır, kaldır, kaldır. Yolla. Bu şekilde yemek masası olabiliyor. Hem böylelikle misafir geleceği zamanda da bu şekilde kullanabilirsin. Kapat amca oğlum. Kapat, 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 kapat. Diyelim ki gelen misafirler kalacak. Onlar için de çözüm var. Bu kanepede rahatlıkla 2 kişilik yatak olabiliyor. Bak şimdi Rıfat. Meryem için de çok güzel bir bilgisayar topladık. Gayet hızlı, gayet kullanışlı. Ayrıca bu masada da istediği zaman ders çalışabilir. Ha tabii internet işini artık sen halledeceksin. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani böyle kalbimden çok şeyler geliyor, bir sözler geliyor ama böyle şey yapamıyorum. Yani ağzımdan çıkaramıyorum onları. Ama siz anlıyorsunuz değil mi? Benim gözlerimden ne kadar mutlu olduğumu anlıyorsunuz değil mi? Ya ben bugüne kadar size çok gıcık gittim. Gerçekten. Kusura bakma. Çıkarmak ne diyor? Oğlum sen istediğin zaman gıcık git. Hiç problem değil. Biz seni her halinle seviyoruz. Sıkıntı yok. Vallahi kardeş elimizden bu kadarı geldi. Keşke daha fazlası gelseydi ama. İşte. Allah sizden razı olsun ha. Vallahi. Ben bu iyiliğinizi hiç unutmayacağım. Ben bu... Aslan Rıfat, aslan. Kardeşim, adamsın ya. Tamam, tamam. Hadi biz gidelim de şu düğün işlerini falan halledelim. Tamam. Aynen, bak sen de işlerini bitir yanımıza gel. Düğünün detaylarını konuşalım. Düğün detaylarını konuşalım. Tamam, geleceğim. Geleceğim ben, şunları bir halledeyim. Hadi bakalım, hayırlı olsun. Bak tamam. Şunu aç kapat da pratik yap, he. Tamam. Çalışacağım. Hadi, hadi. Çalışacağım. Ana, nasıl olmuş? Beğendin mi? Beğendim. Hem de çok beğendim oğlum. Sen bu kadar emek harcamışsın. Bu yükü tek başına yüklenmişsin. Bana laf söylemek düşer. Ana, sen iyi misin? Hasta falan değilsin değil mi? Yok oğlum, yok. Benim aklım başıma geldi. Bugüne kadar sana o kadar çok haksızlık etmişim ki. Seni o kadar çok hor görmüşüm ki. Cahillik işte. Sen bana rağmen hep iyi kalabilmişsin. Meğer senin ne güzel yüreğin varmış oğlum. Sevince ne güzel seviyormuşsun. Meğer senin ne güzel dostların varmış. Şartsız amasız iyiliklerin dokunmuş. Herkes görmüş de bu anan olacak kadın görememiş oğlum. Kim bilir, belki de seni kendime benzetmeye çalıştığım için. Ya da benim gibi düşün istediğim için. Ama sen çok özel bir çocukmuşsun.
Ben fark edememişim. Ben körmüşüm Rıfat. Ana sen ne yapıyorsun ya? He? Sen ağlatmak mı istiyorsun beni? He? Bunu mu istiyorsun sen? Ya insan bir ağız dolusu seni seviyorum demez mi? Bugüne kadar dememişim oğlum. İnsan evladından sevgisini esirger mi? Ben esirgemişim. Seni itip kalkmışım, seni beğenmemişim. Allah'ım affetsin beni. Sen buna rağmen, bu anana rağmen o kadar iyi kalabilmişsin ki. Şimdi içimden kopa kopa seni seviyorum demek istiyorum oğlum. Seni çok seviyorum oğlum. Sen iyi ki varsın. Ana. Dedim. Aman. Neler dedi? Hakkını helal et oğlum. Hakkını helal et. Anam, benim sana hakkım helal. Bak şimdi biz iki kişiyiz. Şimdi üç kişi olacağız. Ve o kadar güzel bir aile olacağız ki. Hiç bunları konuşmayacağız, tamam? Evet. İnşallah oğlum, inşallah. İnsan kalbinde bir anne taşıyarak gelir dünyaya. Daha doğmadan anasının sevgisi ruhuna nakış nakış işlenmiştir. Tanıdığı ilk koku, duyduğu ilk ses anasınındır. Orada o anasının kucağındaki kocaman varlıkta huzuru bulur. O huzurla hayata tutunur. Ama ya sonrası? Sonrası insan olmanın yüküdür. Her şey karışır gider. İnsan kaç yaşına gelirse gelsin, anasının gözünde hep bir çocuktur. Büyümeyi beceremeyen bir çocuk. Ama bir an gelir ki, analar fark eder evlatlarının büyüdüğünü, kendilerini bile aştığını. Her şeye karşı koyabilecek kadar güçlendiğini. İşte o an haklarını teslim ederler ve dönüp gururla bakarlar evlatlarına. Ramon, bunları düşünürken birden kalbi sızlayıverdi. O an kalbinde kocaman bir anne boşluğu olduğunu anladı. Tas tamam. Metalden yapılma bir robot olduğunu unutmuş ve yalnız bu eksikliği düşünüp durmuştu. Evet. Ya burası, burada böyle sağlam ilham geliyormuş da çok da soğuk ya bura. Vallahi acık dondum gibi. Bana böyle hem ilhamı bol hem de sıcak bir yer lazım. Şöyle bir gideyim bakayım. Yeğenim. Al kızım. Burada 40 gramdan ecik fazla altın var. Siz gene de sarrafı darttırırsınız. Ah Ramazan ah. Bunları onun düğünü için sakladıydım ama kısmet olmadı. Yengem sen hiç merak etme. Onlar yakında kurarlar Asuman'la düğünü. Ben de o zamana kadar sana yavaş yavaş öderim. Olsun olsun. Hiç acele etmeyin. Bunlar benim ufak ufak biriktirdiğim altınlar. Hüseyin haberi bile yoktur. Siz sıkışmayın. Durumunu düzenince ödersiniz. Ya yengem Allah senden razı olsun ya. Yalnız aman diyeyim. Hüseyin haberi olmasın. Tamam yengem sen hiç merak etme. Bak dikkat et kendine. Seferim. Halit. Hadi gidelim ödeyelim adama borcumuzu. Zayda. Siz de telaşa verdik. Sonra halletseydik. Olsun gülüm olsun. Susun yeter ki. Şimdi sağda solda laf eder. Benim asabımı zıplatır. Borcumuzu kapatalım. Gülşil yengemi sonra hallederiz. Değil mi? Hadi. Allah gelsin kardeşim.
Kolay gelsin kızlar. Kolay gelsin Gülüm. Taner, hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırdır, hangi rüzgar attı seni buraya? Lütfiye teyze bunları bebeğimize verdi vitamin olsun diye de ben de sana getireyim dedim. Ay yoksa bu kuru iğde mi? Yok, bu kuru iğde değil. Bu hurma da... Yani kuru iğde nereden çıktı ki? Ya hatırlıyor musun? Küçükken bir okul gezisine gitmiştik. Orada bir sürü kuru iğde yemiştik. Sen de beni güldürmek için ağzını bir sürü kuru iğdeyle doldurmuştun. Ya hatırlıyorum. Nasıl hatırlamayayım? Ya az kalsın boğuluyordum. Bir sürü de su içmiştim ya. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Yoksa sen kuru iğde mi aşerdin ha? Doğru söyle bakalım. Ay yok canım, saçmalama. Ne aşermesi? Yok. Ne yok canım ya? Canın çekmiş işte. Tamam hadi gidiyoruz. Ben o kuru iğdeyi nerede bulacağımızı biliyorum. Hadi gel. Ya Taner bir dur, bir sakin ol. Çalışıyoruz burada. Olmaz. Yok sakin makin olamam ya, sakin makin olamam. Hadi gidiyoruz, tamam hemen gidiyoruz. Kızlar kusura bakmayın, bizim çok acil bir işimiz çıktı. Bizim hemen gitmemiz lazım. Hurmalar da sizin nasibinizmiş, afiyet olsun. Hadi görüşürüz, hadi gel. Ya Taner ne yapıyorsun? Ya işimiz gücümüz var. Ne kuru iğdesi, ne kuru. Ya ne demek ne yapıyorsun bak. O iğde bugün gelecek. Ay Allah'ım ya. Bak bak. Ya ayda geldi bir şey aşağı bir sinir ya. Taner ne gerek vardı böyle apar topar çıkmaya? Bir sürü işimiz vardı. Ya olur mu öyle şey? Allah Allah ya. 40 yılda bir şey aşermişsin. O iyi değil, bulacağız o kadar. Ay. Bebeğim senin gibi babası olacağını bilse bir an önce dünyaya gelmek isterdi. Yok yok, hiç acele etmesin. Böyle yavaş yavaş gelişsin orada. Bak dünyanın en güzel annesine karnın be, kıymetini bilsin. Gelmişim. Ya zahmet etmeseydin biz hallediyorduk. Ya birkaç işim vardı, onları hallettim. Hem birkaç telefon görüşmesi yaptım. Bu Poyracıklı bir arkadaşım vardı. Onun numarasını bulamadım da. Onun oğlu avukatmış. Ya Halil abine telefon ettim. O dedi, Poyracıklı Mustafa'nın oğlu avukat çıktı dedi. İstanbul'da çok büyük bir yazıhanesi varmış. Yani çok da mühim, büyük bir avukatmış. Ha, şey için bu. Abinin durumundan haberin vardı değil mi? Vardı baba. Niye söylemiyorsun oğlum? Niye yalnız bırakıyorsun abini? Baba ne bileyim, ayrıca yalnız falan bırakmadım adamı ya. Her zaman yanındayız işte ne? Yahu müdahale ederdik en azından. Yani yapabileceğimiz bir şey varsa yapardık. Yok ben dedim zaten de o düzelecek falan dedi. Sormayacağım Veysel, sormayacağım. Böyle şeyler sorulmaz. Yahu bir türlü öğretemedim sana. Allah Allah bak. Ben istemedim baba. Veysel'in suçu yok. Daha fazla duyulsun istemedim. Madem öyle diyorsun öyle olsun. Yani benim ilçede bir arkadaşım var. Ben onu bir ziyaret edeceğim. Sen merak etme. Çözeceğim ben bu işi. Sefer, sen burada bekle istersen. Ben ödeyip geleyim mi? Yok Sahide, buraya kadar geldik. İçeride beraber girer. Peki madem. Hayırlı işler. Oo, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Nasılsınız? Çok şükür İngiliz, siz de iyisiniz. Hamdolsun iyiyiz. Biz şey için geldik. Bu bahsettiğiniz altınlar vardı yani, borcumuz varmış. Ya sıkıcık olmasak sizi rahatsız etmezdik yenge, biliyorsun ama. Olsun olsun, kalmasın üstümüzde, kalmasın. Senin şu yaptığın şeyler var ya. Oyuncaklar. Ha, ördüğün oyuncaklar. He. Onlardan bir arkadaş sipariş etti. 10 tane. 10 tane.
Zafer'im? Zafer'im sen iyi misin? Sen bu bebekleri nereden aldın Cavit? Bir kadıncağız yapıyor içeride. Niye sordun? Sayda bu adama bir şey vermiyorsun. Yalancı bu adam. Ne diyorsun sen Sefer? Asıl sen ne diyorsun Cavit? Benim sana değil senin bana borcun var. Bu bebekleri aldığında parasını ödemediydin. Sonra vereceğim dediydin. Getirmedin. Ben de üstüne düşmedim. Sıkıştırmayayım dedim. Utandırmayayım dedim. Sen şimdi bu yaptın ne ha? İnsanlığa hasar mı bu? Ne diyorsun sen Sefer? Senin kafan hala yerinde değil. Benim kafam gayet yerinde Cavit. Zayda bu adama hiçbir şey vermiyoruz. Bizim kimseye borcumuz yok. Haydi gidiyoruz. Utan be utan. Yaşından başından utan. Ya Sefer'im. Sen her şeyi hatırlıyorsun öyle mi? Çok şükür. Aman çok şükür. Rıfat. He, Meryem neredesin? Evdeyim Rıfat, ne oldu? He, hemen bize gelmen lazım, sana bir sürprizim var. Rıfat çok yorgunum. Ya Meryem, hadi oyun bozanlık etme bak. Sen buraya gel, bütün yorgunluğun gidecek zaten. He? Tamam Rıfat, geliyorum. Selim kusura bakma ya, benim yüzümden oldu. Oğlum üzülme lan. Be alışkınım. Yalnız bak demeden edemeyeceğim. Şu senin başına gelen benim başıma gelse var ya, bunları ben yaşasam. Allah bak, yemediğim laf kalmaz. Ayrıca burada beş parmağın izini görürsün. Ya oğlum. Ta alın diye mi söyledim, boş ver. Bizim kaderimiz bu. Boş ver, boş ver. En azından birimizin yanında. Bırak boş dursun, dursun. Bu da bir şey. Öyle değil mi? Hadi hiç sorma bunu. Dilek, Taner, fazla uzaklaşmayın. Tamam öğretmenim. Tadı nasıl acaba? Ben hiç yemedim de. Gerçekten mi? Çok güzel bir tadı var. Sanki insan ağzının içinde dağılıyor. Aynı un gibi ama tatlı bir un. Ağızda patlayan şekerler var ya, ondan daha güzel. Gerçekten mi? Asibe teyze, kolay gelsin. Sağ ol kuzum, hoş geldin Taner'im. Hoş geldin. Asibe teyze, Dilek hiç iğde yememişti. İğdelerinden var mı gene? Hiç olmaz mı kuzum? Siz burada bekleyin, hemen getiriyorum ben. Burasıydı. Ya gerçekten burasıydı Taner. Ya bir şey diyeceğim. Sen bunca yıl burayı nasıl tuttun aklında? Benim seninle alakalı bir şey unutmam mümkün mü gülüm? Ha? Bence değil. Buradaki teyzenin adı neydi? Hasibe. Ha, Hasibe teyze. Hadi gel bakalım içeride. Asibe teyze. Buyur evladım, kime baktın? Asibe teyze, tanıyamadım ya, Taner ben. Hangi Taner? Ciritçi Abdullah'ın torunuyum ben, Taner. Ana! Ne kadar
büyümüşsün sen oğlum. Sen de hiç değişmemişsin Asibe teyzem. Öpeyim. Ama ben senin şu kadar çığlığını bilirim. İşte zaman çabuk geçiyor Asibe teyze. Ya ne diyeceğim, hani senin iğdelerin vardı. Sen kurutuyordun da biz yiyorduk onları. Hala var mı o iğdelerden? Olmaz mı yavrum? Hadi geçin içeriye. Hadi gelin. Hadi hoş geldin güzel kızım. Hoş hadi bulduk. Gelin. Hadi gelin. Rıfat. Rıfat burada mısın? Hoş geldin Meryem. Hazır mısın? Tamam. Önce gözlerini kapatacağım, içeride açarız. Ya Rıfat gerek yok bunlara, çocuk muyuz biz? Ya oyun bozanlık yapma. Hadi sürprizi bozacaksın hadi. İyi peki peki tamam. İyi tamam. Gel bakalım. Gel bakalım. Hazır mısın? Yavaş 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 dikkat. Burası bizim evimiz. Nasıl olmuş? Bir şey demeyeceğim mi? Çocuğun olacak ha Taner. İnşallah nasipse Asibe teyzem. Zaman su gibi akıp gidiyor işte. Tutmak istesen tutaman işte. Ha, vallahi çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Gerçekten bu iğdeler hiç değişmemiş tadı. Aynı eskisi gibi değil mi? Zaman bu evdeki her şeyin tadını kaçırsa da iğdelere dokunmamış herhal. Hayırdır Asibe teyze, bir sıkıntın var yoksa? Şu oğlanı gördünüz değil mi? Hı hı. O benim torun Mahsun. Adı gibi Mahsun'dur yavrum. Bu yaşına kadar çekmediği kalmadı kuzumun. Maşallah pek de tatlıymış. Kaderi de güzel olaydı be kuzum. Anası doğururken öldü. Hiç göremedi yüzünü. Babası da anası ölünce karalar bağladı. Ne evden dışarıya çıkıyor ne de iki kelam laf ediyor. İçten içe bebeği suçluyor herhalde. Bilmiyorum. Halbuki şu Sabi'nin ne günahı var öyle değil mi? Doğumda mı öldü annesi? Kader kısmet yavrum. Aman siz bana bakmayın. İyi de getireyim mi size? He? Yok Asibe teyzem yeter bu kadar. Doyduk biz. Dur. Torbaya koyayım. Siz götürün onu. Ya yok zahmet etmeydin. Doyduk ya yeter bu kadar. Ama yersiniz be. Yersiniz. İyi madem tamam. Vallahi iğdeler de çok güzelmiş ha. Her şey için sağ ol Sibet teyzem. Bak ne zaman ihtiyacın olursa, ne zaman istersen arayabilirsin ha. Çekinme tamam. Sağ ol kuzum, sağ ol. Ananlara da selam söyle. Söylerim tabii, aleyküm selam. Allah sağ salim bebenizi kucağınıza almayı nasip etsin. Amin inşallah. Hadi kalın sağlıcakla. Hadi. Görüşürüz. Taner. He gülüm. Bana bir söz ver olur mu?
Eğer bana bir şey olursa... Ne diyorsun gülüm sen Allah aşkına? Nereden çıktı bu şimdi? Saçmalama. Taner, bana bir söz ver dedim. Eğer olur da bana bir şey olursa... çocuğumuza asla kötü davranmayacaksın. Benim yokluğumu asla ona hissettirmeyeceksin, olur mu? Ya Dilek sen ne diyorsun Allah aşkına? Böyle bir şey olmayacağını ikimiz de çok iyi biliyoruz yani. Ne demek bana bir şey olursa? Allah aşkına deme böyle şeyler. Sen bana söz ver. Ya tamam sana söz veriyorum da... sen de bana söz ver. Bir daha böyle aklına yersiz şeyler getirmeyeceksin, tamam mı? Hadi gel Allah aşkına ne diyorsun ya? Hadi gel. Gel, gel gülüm gel geç gel. Meryem. Meryem sende bir şey var. Bu gözyaşları. Bu arkana bile bakmadan koşup gitmeler. Gözünü kaçırmalar. Sende daha önce görmediğim şeyler. Seni bu kadar mutsuz eden ne? Ne olur bir şey söyle. Bak sen sustukça benim karnım ağrılar giriyor, canım yanıyor. Allah aşkına bir şey söyle. Ne olur bir şey söyle. Ben yapamıyorum Rıfat. Olmuyor. Kendimi zorluyorum ama olmuyor. Olmayan ne? Seninle yaşadığımız bu şey. Yaşadığımız şey aşk değil de ne Meryem? Ne oldu da sana yaşadığımız şeyin aşk olduğunu unutturdu Meryem? Meryem. Ne oluyor? Rıfat ben yapamıyorum. İçimde bir şeyler koptu. Hem de en derininden. Ben ona engel olmak istedim. Ama olmadı. Keşke gözlerim hiç açılmasaydı. Keşke seni hiç görmeseydim. O küçük karanlık dünyamda kalabilseydim. Gözlerim açıldı işte. Açıldı ve ben bu dünyayı gördüm. Kaçırdım. Yaşayamadım o büyük dünyayı. Önümde bir sürü ihtimaller belirdi Rıfat. Bir sürü ihtimal. Ben bunların hepsini keşfetmek istiyorum. Yaşamak istiyorum, okumak istiyorum. Senin için o ihtimallerden biri mi oldu Meryem? Olsun. Olsun, olsun. Olsun, ben buna da razıyım. Dünyayı dolaşmak istiyorsun, dolaşalım. Okumak istiyorsan okuyalım. Bize engel olan şey ne? Ne var bize engel olan? Yemin ediyorum seninle birlikte okurum ben. Ve birlikte üniversiteye gideriz. Meryem ben senin için her şeyi yaparım. Vallahi ben senin için her şeyi ama her şeyi yaparım Meryem. Olmaz Rıfat. Seninle olmaz.
güzel bir kalbin var. Bu dünyada yaşayacağın çok güzel bir hayat var. Ben de o hayatta olmak istedim. Ama olamadım işte. Beni affedemeyeceksin. Biliyorum. Ama ben kendimi mecbur hissettiğim bir duyguyu yaşamak istemiyorum Rıfat. Benden sana sadece mutsuzluk gelir. Hayatın boyunca mutsuz bir adam olursun. Ben bu mutsuzluğa da talip ettim. Yeter ki beni bırakıp gitme. Olmaz öyle şey. Sen mutluluğu bu hayattaki herkesten daha fazla hak ediyorsun. Bunu senden alamam. Neden? Bak, ne olursun böyle şeyler söyleme. Ben senin görmeyen gözlerine aşık oldum. Kızıl saçlarına, yüzündeki çillere. Sen daha kendi güzelliğini bilmezken ben bildim senin güzelliğini. Kalbini gördüm. Merhametini gördüm. Ben sen oldum Meryem. Benden geriye bir şey kalmadı ki. Sen gidersen... ...görürüm ben. Nereye giderim? Sen... Ne olur. Allah aşkına gitme. Terk etme beni. Bunu bize yapma. Aslında beni beğenmedin. Hayal ettiğin gibi biri çıkmadım. Gözüne güzel gözüken biri olamadım. Ondan beni değil de kasabanın en yakışıklı adamını ben sandım değil mi? Çünkü senin hayalinde öyle bir güzellikteydim ben. Sonra karşına ben çıktım. İçimde kopan neyse koptu. Meryem. Ben senin için hayal kırıklığıyım değil mi? Yaşamaya gitmiyorum. Benden kaçıyorum. Arkana bile bakmadan benden kaçıyorum Meryem. Ben özür dilerim Rıfat. Ben özür dilerim. Ben çok özür dilerim. Çok çok özür dilerim. Thank you.
Fuat. Göz ameliyatım için çok masraf ettin. Hakkını helal et. Borcum neyse son kuruşuna kadar ödeyeceğim. Sana söz veriyorum. Yerden aldım dermanı.
yarayı yerden aldım. Dermanına kime gideyim? Kime gideyim? Vay, vay. Yaraladı bu aşk beni. Oğlum gerdir şunu biraz. Oğlum sıkılmıyor işte. Ya gerdir, görüyorum hala gevşek. Lan yetişmiyor çek, oğlum. Çek lan. Allah Allah. Usta kolay gelsin. Eyvallah abi, içi hoş geldin. Hoş bulduk. Ben şey diyecektim. Hamdi abim. Onunla konuştum da. Diyor ki eğer şikayetlerini geri çekerlerse kahveyi Rıfat'a geri vereceklermiş. Vallahi. Vallahi öyle dedi. Demek akıllara başına gelmiş. Süper, çok iyi haber bu. Amcaoğlu gidelim Rıfat'a haber verelim de düğün öncesi morallensin çocuk. He. He, bana bak be. Buyur usta. Abin olacak adama söyle. Kabul ediyorlarmış, şikayetlerini çekeceklermiş de. Ama bak kahveyi verecek Rıfat'a. Eyvallah usta, tamam. Şurayı da topla lan. Masayı topla. Rıfat! Rıfat aç kapıyı, bak sana güzel haber getirdik ha. Koş koş. La duyuyor musun? Rıfat! Alo! Oğlum, siz mi geldiniz? Rıfat hiç iyi değil. Nasıl iyi değil ya, ne oldu ki? Düğün bozuldu. Meryem kasabayı terk etmiş, istememiş Rıfat. Ne diyorsun Hacer teyze, sen nasıl istememiş ya? Nereye gitmiş? Rıfat nerede şimdi? İçeride. Kapattı kendini. Saatlerdir çıkmadı. Hacer teyze, müsaaden olursa. Geç geç geç. Geç. Rıfat! 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 Bak kardeşim, aç bir kapıyı konuşalım hadi. Rıfat, duymuyorum oğlum. Allah Allah. Rıfat! Amcaoğlu, yüklen, yüklen, yüklen. Yüklen lan, yüklen, hadi. Yolun kısa bırak hele. Oğlum bu ne böyle çarşı pazar karışmış? Hacer teyze, Rıfat gitmiş. Nasıl gitmiş, nereye gitmiş? Dur Hacer teyzem, nereye gidecek? Sen panik yapma, Bekir'in yanına gitmiştir ya. Dur bir sakin ol. Ya. Aynen aynen, sen panik yapma, biz onu bulur getiririz. Tamam, sen işini ferah tut. Bulun gelin oğlum. Allah rızası için bulun gelin. Kendine bir kötülük etmesin. Tamam tamam tamam. Sizden başka kimi kimsesi yok garibimin. Tamam Hacer teyzem, biz bakıyoruz, hemen geliyoruz. Tamam tamam, tamam, sen canını sıkma, biz bulup geliyoruz. Biz haber vereceğiz, tamam. Koş abi, koş. Selamünaleyküm dede. Aleykümselam oğlum. Hayırdır oğlum? Bir keyifsiz gibisin. Ya dede, nasıl keyifsiz olmayayım ya? Sabahtan beri roman yazmaya çalışıyorum. İki satır yazamadım ya. Ya bu ilham nasıl bir şeyse bana gelmedi yani. Yazdırmadı bir. Yani senin burada maşallah öyle bir maneviyat dolu ki. Kaside yazdırıyor ama roman yazdırmıyor bana. Sıkma canını. Ben sana yazdıracak yeri biliyorum. Nasıl, valla mı dedin? Valla. Sabah hazırlan, seni bir yere götüreceğim. Ha. Aradığın esini de ilhamı da orada bulursun inşallah. İnşallah dedi ya. Valla çok sağ ol. Sen de sağ ol. Efendim amcaoğlu. Hayırlı akşamlar. Taner. Ne yaptınız? Buldunuz mu Rıfat'ı? Var mı bir haber? Maalesef yok gülüm. Kasabanın her yerine baktık. Bakmadığımız sokak kalmadı, bulamadık. Ah Meryem, ah Meryem ya. Ya bu çocuk senin için neler yaptı ya? Ya düğün arifesinde yapılacak iş mi bu? Günah ya. Vallahi günah. Cemile'm. Tamam gülüm. Deme öyle, ayıptır ya. Ulan oldu. Yani... Onun da bilmediğimiz bir sıkıntısı falan vardır yani. Amcaoğlu hayırdır ya, gecenin bu saatinde kötü bir şey yok değil mi lan? Var amcam var. Meryem gitmiş. Rıfatların düğünü iptal. Biliyorum amcaoğlu, nasıl? Amcaoğlu Rıfat da ortalarda yok.
ve bu çocuğun başına bir hal gelmesin. Jandarmaya falan mı haber verseydiniz? Ya yenge, Allah aşkına ortalığı velveye vermeyin ya. Bir durun, bir sakin. Ben anlıyorum Rıfat'ı. Ama yıkılmış o çocuk, yalnız kalmak istiyor. Ya tamam, yalnız kalmak istiyor da ne yapacağız? Bir şey yapmayacağız mı? Bekleyeceğiz mi böyle? Bir şey yapmayacağız amca oğlum. Yani zaten bulsak da bir şey yapamayız. Onun şimdi kimseyi görecek gözü yoktur. Onun içinde şimdi bir yangın var. Sen dünyanın denizini de döksen söndüremem. Meryem'e kızacak. Ruh hak verecek, kendine kızacak. Yanacak amcaoğlu yani. İlla bir yanacak. Neyse bakalım ya, yarın ola hayrola. Çözer inşallah. Aydınlık olan yüzü görmedi onu. Dünya pek çok kereler gölgede kaldıydı ama hiç bu kadarını görmemiştir Allah. Ümründen taşlar düşüyor Allah'ım. Ne felakettir. Sonra gürültüler başladı. Galaksiden taşlar yağıyordu yeryüzüne. Meteorlar düşüyordu yağmur bulutlarının arasından. Ama kimse ıslanmıyordu. Dünya bir kere daha kırdı bir garibin kalbini. Bir kere daha yaraladı o mahzun bakışlar. Dünya kendisinden bir şey istemeyenleri yaralıyordu en fazla. En fazla bu kadarı bana yeter diyenin kalbine saplıyordu hançeri. Adeta intikam alır gibi. Halbuki bir nefese ufacık bir sevdaya koca ömür geçirmeye talip olanlar vardı. Dünya bunu bile çok gördü ona. Allah öğretsin. Bu düşen taşlar hiç hayır alamet değil. Çok taş pişikliyorlar Gönül Dağı'ndan. Allah vere de kimse bir şey olmaz. Ha Seyfettin. Seyfettin ya, dün gece ne oldu öyle? Ya ben de şimdi belediyeye gidiyorum. Şimdilik yerleşim yerlerinde bir hasar yok ama dağlık bölgelere düşmüş kayalar. Ya Allah seni inandırsın. Ben böyle büyüğünü ilk defa gördüm. İnşallah kimseye bir zararı olmamıştır. İnşallah, inşallah ya. Kolay gelsin. Sağ ol. Ya Zahide yenge. Ha buyur. Rıfat nerede? Süslü Badagöz çalıştırmayacak mı? Dur bir bekle hele. Tamamdır, ben hemen geliyorum. O bölgeye kesinlikle hiç kimse yaklaşmasın sakın. Tamamdır. Ya gülüm bak, hem kimse yaklaşmasın diyorsun hem sen gidiyorsun. Bugün gitmesen olmaz mı? Bak zaten hamilesin. Taner bak, oraya mutlaka gitmem lazım. Orası benim bölge. Ama merak etme, söz veriyorum dikkatli olacağım. İyi tamam, ben de geliyorum Müslüman. Hiç vallahi hiç öyle bakma da ya, geliyorum yani. Hiç öyle seni tek başına yollayamam. Madem tehlikeliymiş ben de geleceğim. Hacer teyze? Gelmedi. Rıfat gelmedi Taner. Gece eve gelmedi oğlum. Ben ne öleceğimi bilemedim. Bekir'e baktım yok. Gideceği yerlere baktım yok. Bu oğlan kendine bir delilik etmesin. Gönül Dağı'na neyin vurur kendini? Bu taşlar falan düş. Taner. Benim için hiç iyi şeyler söylemiyor. Hacer teyze bir sakin ol. Bir gel içeri, bir sakin ol. Gel, gel. Gel, sakin ol. Gel, gel. Tam bir sakin ol. Ya sen merak etme, biz Rıfat'ı buluruz. Zaten Rıfat öyle bir delilik yapmaz. Sen bir sakin ol. Tamam bak ya, Allah aşkına bir duya, bir sakin ol. Taner oğlum. Ne oluyor? Hacer ne bu halin? Ya anam, siz Hacer teyze bir içeri geçin. Tek sen de bir su ver. Su ver, su. Sakin dur. Dur, dur. Gel. Geç şöyle bakayım. Geç, geç, geç. Alo. Amcaoğlu, ne diyeceğim, sen dükkanda mısın?
Tamam bana bak. Ramşo'ya da haber ver. Acil toplanmamız lazım. Geliyorum tamam. Hadi tamam hadi. Çok taş düşmüş dağdan. Bir sürü hayvan telef olmuş diyorlar. Ölen kalan olmamıştır inşallah. İnşallah, inşallah ya. Amcaoğlu ne olmuş? Neredeymiş bu çocuk? Ya, yok amcaoğlu bilinmiyor ki nerede olduğu yani. Haber maber hiçbir şey yok. Oldu amcaoğlu niye çağırdınız beni? Ya Rıfat dün gece eve gelmemiş. Nerede olduğu da bilinmiyor. Hacer teyze geldi. Kadın perişan halde. Ya, perişan oldu bu çocuk ya. Kim bilir nereye attı kendini. Eyvallah. Saniye, gelsin Ramazan. Amcaoğullarım Rıfat'ı görmüşler. Daha çıkarken görmüşler Rıfat'ı dün gece. Kim görmüşler? Ya benim kıyımda çalışan iki tane adam vardı. Nizam'ın oğulları. Şimdi çobanlık yapıyorlar. Onlar görmüşler. Sabah haber ettiler bana. Hal hal değildi diyorlar amcaoğullarım. Ya ne oluyor? Ben hiçbir şey anlamadım ki ya. Ya şimdi bu gece daha vurduysa eğer kendini. Ah be oğlum ya. Ne yapacağız? Yoksa gitsek mi? Ha? Dikkat dikkat. Kasaba eski esnaflarından Kellerin Rıfat dün gece kaybolmuştur. En son Gönül Dağı'na giderken görülmüş olup sağlığından endişe edilmektedir. Arama kurtarma faaliyetlerine katılabilecek olan genç yaşlı demeksizin bütün halkımızı ivedilikle yardıma bekliyoruz. Tekrar ediyorum. Kasaba eski esnaflarından Kellerin Rıfat dün gece kaybolmuştur. En son Gönül Dağı'na giderken görülmüş olup sağlığından endişe edilmektedir. Arama kurtarma faaliyetlerine katılabilecek olan genç yaşlı demeksizin bütün halkımızı ivedilikle yardıma bekliyoruz. Rıfat diyor kayıp diyor. Sefer mi? Dur. Sen nereye gidiyorsun? Hayırdır bu halde? Kardeşim o benim olur mu ya Şehzade? Ha? Yakışır mı hiç bana? Olmaz. Olmaz. O zaman dur ben de geliyorum. Bekle. Geliyorum ben de. Allah. Başına bir iş geldi. Buradan sağ çıkması mümkün değil Ali Bey. Ağzını hayra aç. Hacer, bir şey olmaz o an. Merak etme sen. Ya saklanmıştır, sığınmıştır bir yere. Rıfat! Muhterem. Neredesin muhterem? Neredesin? Dede divane nerede? Burada güneş toplamıyor muydu? Ben bu işe akıl sır erdiremedim gençler. Ben bu işe akıl erdiremedim. Boşuna bakmayın. Su deşenin orada gördüm. O da birini arıyordu. Birini mi arıyordu? He, öyle bir hali vardı ama hiçbir şey demedi. Oraya nasıl gideriz? Şu yolu takip edin. Kayaları görürsünüz zaten. Dümdüz ilerleyin. Oradadır. Rıfat! Benim yüzümden o, benim suçlarımın cezasını ödettim. Benettim onu. Oğluma benettim. Öyle deme Hacer abla. Bak herkesin hatası kusuru olur. Rıfat'a bir şey olmadı sen merak etme. Sağ salim bulacağız Hacer abla Allah'ın izniyle. Ben Rıfat! Divane?
Neredesin muhterem sen? Yetişemedim Cerişi Abdullah. Kalburum delik çıktı. Ben yetemedim. Neye yetemedin dayı? Kime yetişemedin ya? İnsanlar çok gamsız Cerişi Abdullah. Herkes çok gamsız. Dağların bile çekemediği çileler var. İnsan çekiyor. Dünyalar yanıyor Cerişi Abdullah. Ocaklar sönüyor, insanlar gamsız. Bebekler ölüyor Cerişi Abdullah. İnsanlar gamsız. Hisleri alınmış gibi herkes. Bu acıya daha dayanamadı Cerişi Abdullah. Ama insanlar... İnsanlar gamsız Cerişi Abdullah. Seni emanetinden ayırıp uzaklaştıran bu dert nedir muhterem? Seni ta buralara kadar getiren bu dert nedir? Kimi sevdiğine yetiremez güneşi benim gibi. Kimi yetirir ama kendisi bir gölgeye mahkum olur. Ben sevdiğime yetiremedim güneşi. O güneşte ışıksız kaldı. Rıfat'tan bahsediyor. Rıfat'tan bahsediyor. Biliyor nerede olduğunu. Biz de onu arıyoruz muhterem. Nerede olduğunu biliyorsan söyle. Çekip çıkaralım düştüğü karanlıktan. Çıkaramazsın Cerişi Abdullah. Çok geç kaldık. Yetişemedik. Nasıl yetişemedik? Nasıl geç kaldık? Rıfat öldü. Rıfat öldü mü? Başına bir şey mi geldi? Yetemedim Cerişi Abdullah. Onu mezarından tutup çıkarmaya yetişemedim. Varın gidin. Ama siz de geç kaldınız. Bu acıya daha dayanmaz Cerişi Abdullah. İnsan çok gamsız Cerişi Abdullah. Çok gamsız. Varın git. Rıfat'a bir şey oldu. Bak koş, koş, koş. Rıfat! Kardeşim Rıfat! Rıfat! İnsan insan derler dayı. İnsan nedir bildin mi sen? İnsan insan derler dayı. İnsan nedir bildin mi sen? İnsan insan derler dayı. İnsan nedir bildin mi sen?
İnsan insan derler dayı. İnsan nedir bildin mi sen? İnsan insan derler dayı. İnsan nedir bildin mi sen? İnsan insan derler. Dayı. İnsan nedir bildin mi sen? İnsan insan derler dayı. Yaraladı bu aşk beni. Yaraladı bu aşk beni. Rıfat geliyor. Rıfat geliyor ha. Rıfat. Kardeşim. İnsan insan derler dayı. İnsan nedir bildin mi sen? Çalan olmadı. İnsan insan derler dayı. İnsan nedir bildin mi sen? Yaralı yaralı geldim. Kendi yaralı. İnsan insan derler dayı. Fatih. Yaralı geldim. İnsan nedir bildin mi sen? Kardeşim. Şu benim derdimi bilen olmadı, olmadı. Vay. İnsan insan derler dayı. İnsan nedir bildin mi sen? Sarmaşık demiştim ya size. Sarmaşıklar kendinde olmayanı hep olandan emer diye. Sarmaşıkların en acımasızıdır aşk sarmaşığı. Aşkın adını verdikleri sarmaşıktır. İnsanın özünü, üsaresini emen sarmaşık. İnsan insanın üsaresini emer mi? İnsan insanın özünü alıp gider mi? Peki'ye gidince... İnsandan geriye bir şey kalır mı? Kalmadı. Ne Rıfat'tan geriye bir şey kaldı, ne benden. Dağın taşın bile dayanamadığına insan nasıl dayansın dediler. İnsan taşıyamadı o yükü dediler. Emaneti yüklendi insan. Aklı yüklendi. Ama taşıyamadı. Dermanına kime gideyim? Kime gideyim? Ben Hacer, yemekçi Hacer. Benim en iyi yaptığım şeydir yemek yapmak. Ama bu hayattan ne öğrendin diye sorarsanız bana, insanın da bir pişme vaktinin olduğunu öğrendim. Aynı bir yemek tenceresinin içinde kaynayan yemek gibi. İnsan ya yavaş yavaş pişiyormuş ya da pişemeden kaynayıp gidiyormuş. Thank you.
kazan gibi hiçbir zaman gitmeyecek. Bu hikaye ister bir divanenin hikayesi değil, ister köyün delisinin hikayesi. Ama bu bir ananın anlatmak zorunda kaldığı en acı hikaye. Vesselam.